Aralık ayı içerisinde İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'ne 18 ailenin başvurusu söz konusu oldu. Bu başvurular sırasında en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de yani bu kimliklendirmenin bugüne kadar yapılmamış olması noktasındaki itirazımızın da belki en haklı noktalarından biri de şuydu. Bu defnedilen cenazelere ait bir kısmının defin ruhsatı da vardı. Yani devlet o kişilerin kim olduğunu biliyordu, o kişilerin o mezarlığa defnedilmesine izin vermişti, onay vermişti. Buna rağmen bugün hala bu aileler maalesef cenazelerini teslim alamamış durumdalar. Cenazeye ve yasa saygı. Bitlis'in Yukarı Ölek Köyü yakınlarında bulunan ve kamuoyunda Gardan Mezarlığı olarak bilinen bölgede yaşamını yitirmiş PKK militanlarının defnedildiği mezarlık alanındaki 279 mezarın açılarak cenazelerin buradan alındığı daha önce basına yansımıştı. 24 Aralık 2017 tarihinde ailelerin başvurusu üzerine İHAde Bitlis Şubesi söz konusu mezarlıkta bulunan 279 mezarın Fethi Kabir yoluyla açıldığını ve cenazelerin çıkarıldığını olay yerinde gözlemlemiş ve gözlem bilgileri basınla paylaşılmıştı. 2 Ocak 2018 tarihinde Bitlis Valiliği resmi bir açıklama yapmış ve MERA kapsamında olan bir bölgede mezarlık yapılamayacağına dayanarak Bitlis Sulh Ceza Hakimliği'nin 4-12-2017 tarihli kararı ile mezar açma işleminin yapıldığını, 279 mezarın açıldığını, 11 mezarın boş olduğunun tespit edildiğini ve cenazelerin DNA testleri yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiğini duyurmuştu. Aileler, İnsan Hakları Derneği ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nden avukatlar eşliğinde Bitlis Savcısı ile yaptıkları görüşmede cenazelerin bir kısmının defin ruhsatıyla gömüldüğünü bildirmişlerdir. Coğrafyamızda yaşanan çatışma süreci boyunca birçok toplu mezarın olduğu bilinmektedir. İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi'nin 2011 yılında hazırladığı toplu mezarlar raporunda tespit edilebilen 253 toplu mezarda 3248 kişinin gömülü olduğu da tespit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok uluslararası sözleşmeye imza atmış ve sözleşmeleri anayasanın 90. maddesiyle kendi iç hukukunun üzerinde kabul etmiştir. İnsancıl hukukun en önemli dayanaklar arasında kabul edilen Cenevre Sözleşmesi 1953 yılında Türkiye tarafından kabul edilmiştir. 4 adet sözleşmeden oluşan Cenevre Sözleşmelerinin 3. maddesi silahlı çatışma halinde olan taraflardan her biri herhangi bir sebeple çatışma dışı kalanların hayatına, vücut bütünlüğüne ve şahsına tecavüz, her nevi katil, sakatlanma, vahşice muamele, işkence ve eziyetin, rehine alınmanın, şahısların izzet-i nefsine tecavüz, bilhassa hakaretimiz ve haysiyet kırıcı muamelelerin medeni milletlerce elzem olarak tanınan adli teminatı haiz nizami bir mahkeme tarafından önceden bir yargılama olmaksızın mahkumiyet kararları ile idam kararlarının yasak olduğunu kabul ederler demektedir. Yine Cenevre Sözleşmesi'ne göre anlaşmazlık halinde taraflar ölenlerin şerefli surette ve mümkün ise mensup bulundukları bir dinin merasimiyle gömülmesi ve mezarlarına hürmet edilmesi hususlarında dikkat edeceklerdir diye de belirtmektedir. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey ise 13 Aralık 1989 tarihinde hukuk dışı, keyfi ve yargısız infazların etkili şekilde önlenmesi ve soruşturulmasına dair ilkeler ortaya koymuş ve bu ilkelerin uygulanmasına dair yöntemleri içeren Minnesota protokolünü hazırlamıştır. 170 ülke tarafından kabul edilmiş olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme, Türkiye tarafından 4-6-2003 tarihinde ve 4867 sayılı kanunla beyanlar ve çekince ile onaylanmış, bu sözleşme kapsamında ilkelerin uygulama kılavuzu olan ve 2016 yılında güncellenen Minnesota protokolünün AHİM'in Türkiye kararlarında defalarca atıf yapılarak uygulanması zorunlu bir kılavuz niteliği kazanmıştır. Protokolde mezarlarla ilgili olarak gömünün yeniden meydana çıkarılması bilimsel özen ile ele alınmalıdır. Çalışmaların başlatılması ile danışman, fiziksel antropolog ve arkeolog arasında koordinasyon içinde yürütülmelidir.
İnsan, cenaze kalıntıları, sıklıkla adli antropoloji teknikleri hakkında tecrübesi olmayan adli kolluk görevlileri, mezarlık işçileri tarafından mezardan çıkartılmaktadır. Bu yolla çok değerli bilgiler kaybolacağı gibi bazen asılsız bilgiler de yaratılabilir. Eğitimsiz kişiler tarafından mezar açma işlemlerinin yapılması yasaklanmalıdır bilgileri yer almaktadır. Bitlis Yukarı Ölek Köyü'nde Garzan Mezarlığı olarak bilinen mezarlık alandaki cenazelerin gömülü olduğu yerden çıkarılması uluslararası hukuka aykırı biçimde yapılmıştır. Ve yine savcılık kararı ile cenazelerin İstanbul Adli Tıp Grubu'na gönderildiği aile ve avukatlara söylenmesine rağmen bugüne kadar konuyla ilgili Adli Tıp Grubu tarafından yapılan net bir bilgi paylaşımı olmamıştır. Adli Tıp Kurumu Kanunu'nun uygulama yönetmeliğinin 10 Taksim 3 B ve C maddesi uyarınca kimliği tespit edilemeyen cenazelerin en fazla 15 gün kurumda tutulabileceği bilinmektedir. Bu durumda cenazelerden birer örnek alınarak gerekli muhafaza işlemlerinin yapılması ve cenazelerin yeniden mezara gömülmüş olması gerekmektedir. Ancak gelişmelerle ilgili ailelerle hiçbir bilgiye erişemedikleri gibi yıllardır cenazelerine sahip olma ve dini görevlerini yerine getirmeyi bekletmektedirler. Hatırlatmak gerekir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2007 tarihli Akpınar ve Altun Türkiye kararında silahlı çatışmadan sonra öldürülmüş olan kişinin cenazesine yapılan müdahalenin ölen kişinin yakınları üzerinde meydana getirdiği manevi üzüntünün sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı muamele yasağı kapsamında olduğunu belirtmiş ve durumu sözleşmenin ihlali olarak değerlendirmiştir. Sonuç olarak bizler aşağıda imzası bulunan hak örgütleri olarak Bitlis, Yukarı Ölek ve kamuoyunda bilinen ismiyle Garzan Mezarlığı'nda açılarak çıkartılan ve Bitlis Savcılığı kararı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazelerin artık vakit geçirmeksizin DNA işlemlerinin tamamlanarak ailelerine teslim edilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Görüyoruz ki insanların insanlara saygısı olmayan ülkemizde mezarlara, ölüye saygının bittiğini açık bir şekilde görüyoruz. Yapılan bu işlemin ne uluslararası hukukta ne Türk hukukunda hiçbir hukuk alanında açıkçası yeri yoktur. Yapılan bu işlemde defin ruhsatları olan cenazelerimiz de bulunmaktadır. Bu cenazelerin 12-13 tanesi defin ruhsatı alınıp uygun bir şekilde gömülmüştür. Fakat onlar da diğerleri gibi mezardan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş. Dosyamızda gizli kararı bulunmaktadır savcılık tarafından. Alınan bu gizli kararından dolayı 2 senedir dosya sürümcemede kalmıştır. Adli Tıp Kurulu'ndan konuyla ilgili hızlandırıcı en ufak bir gelişme açıkçası bulunmamaktadır. Bunun yanında bu süreç uzadıkça ailelerin psikolojisi, duruma bakış açısı açıkçası daha fazla mağduriyete sebep olmaktadır. Bundan dolayı Adli Tıp Kurumu'nun ve savcılığın bu olayı bir an önce çözmesi gerektiği kanaatindeyiz ve sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Bugüne kadar yürütülen çalışmalarda mesele teknik bir mesele gibi ele alındığı zamanlarda dahi teknik olarak gerekenler usulüne uygun bilimsel standartlarda yürütülmüyor. Hiçbir mezar açma süreci aslında teknik bir mesele değildir. Hem ölen kişilerin hem de onların yakınlarının ama diğer taraftan o toplumda yaşayan, o yaşantılara tanık olan insanların, insan hakları savunucularının açısından da bir tür tanıklık mekanizmasının eziyet haline dönüştürülmesidir. Adli tıp sürecine gelmeden önce öncelikli olarak özen gösterilmesi gereken husus yas hakkına ve o insanların kendi cenazelerine değer verme hakkına sonuna kadar saygı göstermektir. Eğer bu toplumda barışı hedefliyorsak, bu toplumda birlikte yaşamayı hedefliyorsak, biz
hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkese aynı inanç özgürlüğünü, aynı vedalaşma hakkını ve aynı tören gerçekleştirme hakkını sağlamalıyız. Bu gömülme hakkıyla başlamıştır Antigone'u hazırlarsanız. Ve yine Antigone hikayesinde erkek kardeşinin gömülmesini izin vermeyen krala karşı Antigone'un mücadelesi ve daha sonra kralın acı akıbetini hatırlayarak ben başlamak istiyorum. Yani bu çerçevede defin hakkına, cenazeye hürmet göstermeyenlerin Allah korusun akıbetleri hakkında düşünmelerine gerektiğini söylüyorum. Aslında tarihimizde güzel, bu konuyla ilgili olarak güzel hatıralar da var. 1915 Çanakkale'yi hatırlayalım, değil mi? Varlık yokluk savaşında düşman askerlerine karşı bile onların annelerine hitap ederek bizim çocuklarımızdır demiştik yani. Ve 1915'ten sonra da 100 yıldan uzun süredir, geçen yıla kadar bir dostluk köprüsü oluşturmuş durumdaydık. Oradaki medfun olan gençler üzerinden yabancı bir ordunun milletine karşı da bir hürmet göstermiştik ve bundan aslında herkes faydalanmıştı. Yani bir dostluk köprüsü oluşturmuştuk. Biz niye kendi insanımıza niye uzaklaştıralım? Yani bu evvel emirde bir düşmana karşı bile olumlu bir hareket yapmışken kendi insanımızı niye uzaklaştıracak şekilde davranıyoruz? Gerçekten anlaşılmaz bir durum. Yine bizim hafızamızda Said-i Nursi'yi de hatırlayalım. Defin hakkı onun da elinden alınmıştı ve hala mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz ve bütün bu dindar camia için büyük bir acıdır. Bu kayı vakit taşlarına saçalım. Am jiwi ke malvatan avokata du salan am gele ki ajiya ki mazan keşi. Av ajiya hane ki vakti cenazal arde bina mazan mecmara de butan گوته بین وقتی که جنازال عرده به میجینا نهات که کرن لی بله او اولکا که هم تا دا یاشامیشت بین جیان تکی اوا دو ساله نه جنازه یعنی رسمن مالباتان همی ایشکنجت کن امجی گازی اوی که دموقراسیت خوازه وی ولاته دا جیانه کی وکهف برات یکی وکهف جیانه کی خواشت خوازه بانگامل حمی دره هیا بانگامل سروک وزیر هیا وزیر کار هندر هیا آنا یاسا محکم اسکه هیا صفجیلق یا بلیس هیا عادلی تبا استانبول هیا اویسا دنیا اوکسوندا و ترکیه اوکسوندا جنازه‌ای چیکارتیرکن ایلک باشتا کوروملارا خبر ورمسی صفجیلقدان توت عادلی تب کوروملارا اوقاتلارا تامامیل خبر ورمسی ایله خبر ورمسی Daha sonra çıkartması derken çıkartmaması gerekiyor. Ölüm sebebi şüpheli ise içerisinde bir parça alınır, adli tıbba gönderilir ve ona göre sonuç alınır. Ama ne yazık ki bunu yapmadılar, tamamıyla komple çıkarttılar. Şu anda arada 2 yıl geçmesine rağmen biz cenazemize her gün ulaşamadık. Bize henüz bir sonuç alamadık. Yani daha doğrusu daha bize henüz bir haber verilmemiş. Biz Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Adli Tıp Kurumu'na, Dişler Bakanı'na, İşler Bakanı'na talep ediyoruz. En azından cenazelerimizi bize teslim etmesi ve en azından bizim gideceğimizi bayramlarda ve ziyaret günlerinde gidip taşlarını temizlemesi, ona bir çiçek koyması. Bizim taleplerimiz budur. İnsani taleplerdir. Yoksa onun dışında bir taleplerimiz yok. Sonuçta ölen bir insan kim olsa olsa hukukken suç olsa bile o suçu bitmiştir. Biz cenaze üzerinde ailelere işkence yapılmasın. İşkence türü bu şekilde olmaz. Bu tarzda bu şekilde sürürse çok ileri bir aşamaya gitmez. Bir de şuraya sesleniyorum. Dünya kamuoyuna sesleniyorum. Avrupa İnsan Hakları'na sesleniyorum. Bunun için neler yapıyorlar? İnsani boyutta neler yapıyorlar? Bu vahşet üzerinde görünmemiş şey. Dünya savaşı içerisinde savaş durdurulmuş cenazelerin yerine koyulması, mezara koyulduktan sonra savaş başlatmış. Dünyanın hiçbir yerinde görünmemiş. İlk defa mezar çıkartılmış. İnsanlar mezarlıkta çıkartmış.
nereye götürdüklerini, ne yaptığını biz bile bilmiyoruz. Adli tıp diyorlar ama biz tam olarak net olarak bir cevap alamadık.